Astana'ya uzanacağız çünkü Astana'da son derece önemli bir zirve var. Yani deyim yerindeyse bir Asya zirvesi paraleline de dönüşmeye başladı. Son durumu Onur Sinan Güzaltan bize Astana'dan aktaracak. Onur, sesimiz sana ulaşıyorsa galiba Asya ülkelerinin neredeyse önemli bir denkleminin buluşması gerçekleşiyor zirvede. Bir son durum nedir? Oradan bize aktaracağın notlarda neler var? Seni dinliyoruz Onur Sinan. Sesim ulaşıyor mu size şu anda? Gayet net ulaşıyor. Seni çok net duyuyoruz. Evet, şu anda Astana'daki gelişmeleri yerinden takip ediyoruz. Astana görüşmelerinin yedincisini. Türkiye, İran ve Rusya'dan heyetler katılıyor garantör ülkeler olarak. Aynı zamanda Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri ve son aldığımız bir polis bilgisi Çin'den de yetkililer gözlemci olarak bu zirveye katılıyorlar. Şimdi çok son dakika gelişmesi var Astana'da. Rusya'nın bir önerisi var. Rus Vladimir Putin'in özel temsilcisi burada ve görüşmelerde Kürt gruplarının da dahil edileceği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adı altında yeni bir oluşuma gidilmesini önermiş Rus tarafı. Böyle bir teklif var. Şimdi bu teklifle ilgili olarak biz Suriye Heyeti Başkanı Sayın Caferi'ye bir soru yönelttik fakat görüşmelerin ilk turu basına kapalı olduğu için herhangi bir açıklama alamadık kendisinden. Yine İran heyetinden isimlerle görüşme fırsatımız oldu. Rusya'nın önerisi ve genel durumla ilgili görüşmelerin olumlu yönde gittiğinden fakat henüz somut bir açıklama yapamayacaklarını belirttiler. Türkiye saatiyle saat 2 civarında bir basın açıklaması yapılmasını bekliyoruz biz buradaki heyet tarafından. Onun dışında Suriye muhalefetinden ılımlı muhalefet olarak isimlendiren isimlerden katılımlar var buraya. Yine önemli bir bilgi, bizim de şu anda konakladığımız otelde yani bunu tabii kesin bir bilgi olarak paylaşamıyoruz ama Türkiye heyeti ve Suriye heyeti aynı lobiyi paylaşıyorlar. Yani aynı lobideler fakat görüşme olup olmadığıyla alakalı kesin bir açıklama yok. Biz de kesin bilgi veremiyoruz bu konuda fakat aynı toplantıya katılıyorlar ve aynı otel lobisinde iki heyette yer alıyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Fakat bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Teklifini bir kez daha tekrar etmeni rica edeceğim. Sıcak bir bilgi olarak onu bir kez daha alabilir miyiz Onur Sinan? Son olarak Türk ve Suriye heyeti biz de şimdi aynı zirvenin düzenlendiği oteldeyiz. Henüz kesin bir görüşmeden bahsedilmiyor tabii ama aynı otel lobisindeler ve aynı toplantıya katılıyorlar. Fakat kesin bir görüşme olup olmadığını henüz teyit edemedik. Sondaki cümlendi. Başlarda bir Rusya'nın bir teklifi olduğuna ilişkin bir bilgin vardı. Onu bir kez daha alma şansımız var mı? Tam alamadık çünkü. Tabii. Rusya'nın önerisi şöyle. Devlet Başkanı Putin'in temsilcisi Alexander Lavrentyen'den bir teklif geldi. Ve teklif şöyle, Kürt gruplarının da bu görüşmelere, zirvelere dahil edilmesini teklif ettiler Rus tarafı. Ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adı altında yeni bir zirvenin düzenlenmesi henüz yeri belli değil. Hatta bu teklifin tabii kabul edip edilmeyeceği de belli değil. Yeni bir zirvenin düzenlenmesini öneriyor Rus tarafı. Bu Onur, sıcak bir bilgi. Onur Sinan, evet, özellikle Barzani referandumu sonrasında bu davet bölge ülkelerinin birliğinin şemsiyesini genişletmek adına olabilir diye yorumladım ama senin de izlenimin ve oradaki hava öyle mi? Ya şimdi tabii bu bir teklif. Rusya'nın sunduğu bir teklif. Şimdi şeye bakmak lazım tabii. Bunu ayrıntısına bakmak lazım tabii. Tabii yani Rusya'nın aslında ne olduğunu da değerlendirmek lazım. Elbette ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Irak'taki gelişmelerle bir bütün halde değerlendirmek lazım. Fakat kesin bir bilgiye öncelikle sahip olmakta yarar var bence bir yorum yapmadan önce. Çok teşekkür ediyoruz ama iki önemli izlenim var. Henüz teyit edilmeye de muhtaç notunu ekleyerek senin aktardığın bir Rusya'nın teklifiyle bölgedeki son gelişmelerin hemen arifesinde bu denkleme yani bölgede birleşen ülkelerin denklemine Kürtleri de ekleyelim ya da o temsilcileri etkili ekleyelim şeklinde bir seçenek ya da teklif söz konusu. İkincisi de aynı lobi çerçevesinde
Suriye ve Türkiye heyetlerinin yan yana olabildiğini, en azından görüşme olup olmadığını bilmesek de aynı havayı teneffüs ettiklerini söylemek mümkün galiba. Doğru mu anladık Onur Sinan Güzeltan? Evet, evet. Bir üçüncüsü de Çinli yetkililerde resmi olarak bir açıklama olmasa dahi burada birden düzenlendiği oteldeler şu anda. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Aydınlık Gazetesi temsilcisi Onur Sinan Güzeltan Astana'da Astana toplantılarındaki son durumu değerlendiriyor. Önemli bilgi şuydu dün başlayan görüşmelerde. Çin orada, Rus heyetler, İranlı temsilciler, Türk temsilciler orada, Iraklı temsilcilerin denkleme girmesi bekleniyor. Her iki merkez açısından da son gelişmeler açısından bütünlüğü sağlayabilir unsuru. En azından Astana'nın bugüne kadar ortaya koyduğu refleksin bir özeti olarak da karşımıza çıkabilir. Bakalım nasıl bir tablo karşımıza çıkacak.